Evet arkadaşlar, Berlin'deki teknoloji turumuza tüm hızıyla devam ediyoruz. Lenovo standındayım. Lenovo çok enteresan dizüstü bilgisayar tanıttı ve şu anda elimde görmüş olduğunuz bilgisayar çift ekranlı bir bilgisayar ve enteresan bir deneyim sunuyor gerçekten. Aynı zamanda kalemle de yazı yazabiliyorsunuz ve bu bilgisayarda şöyle göstereyim size, herhangi bir klavye ya da touchpad bulunmuyor. Bunların hepsini alt tarafta görmüş olduğunuz siyah beyaz A-Link denilen ekran görevi, bu görevleri bu ekran yapıyor ve çok değişik bir deneyim gerçekten. Burada size deneyimlemenizi isterdim ama gelin hep birlikte ben sizin için bir deneyim ve size birazcık bilgisayarın özelliklerinden bahsedeyim. Evet arkadaşlar, Lenovo'nun yeni dizüstü bilgisayarı Yogabook C930. Dış görünüşü bu şekilde. Şu arkada görmüş olduğunuz yüzüksü bir yapısı var ve üstünde de bu tarafta bir adet Type-C girişi bulunuyor. Hemen diğer tarafta da yine herhangi bir şey bulunmuyor. Gördüğünüz üzere tek bir Type-C girişine sahip yeni Yogabook. Aslında bu bilgisayarı özel yapan bir şey var. Onu hemen size göstermek istiyorum. Evet. Görmüş olduğunuz gibi, ya bir daha göstereyim. İnanması biraz zor ama gerçekten çok garip bir teknoloji. Ve gördüğünüz gibi bir diğer yeniliği de, aslında bunu daha önce Lenovo denemişti zaten ama bu bilgisayarda tekrardan denemişler. Çift ekran var bilgisayarda. Altındaki ekran A-Link Keyboard, yani A-Link bir ekran. Bu ekrana nereden hatırlıyoruz, nereden biliyoruz derseniz de e-kitap okuyucularda bulunan ekranın aynısı bilgisayarın burasındaki ekran. Ve bildiğiniz trackpad'i de yine buraya yerleştirmiş durumdalar. Şöyle bir enterlayayım ve gördüğünüz gibi burada bir sayfa açık. Şuraya hemen bir şeyler yazalım. Böyle bir tam indir yazalım bakalım. Ya rahat mı? Hissiyatından birazcık bahsetmek istiyorum size bu ekranın. Yani buradaki hissiyat biraz enteresan arkadaşlar. Yani birazcık alışmak gerekecek şuraya. Çünkü burası yeni bir deneme, yeni bir olay ve buna alışmak biraz zaman alabilir. Fakat alıştıktan sonra ben çok fazla sıkıntı yaşayacağınızı açıkçası düşünmüyorum. Ve şuradaki trackpad'den de bahsetmemde fayda var. Trackpad oldukça güzel. Biraz yavaş kalıyor başta ama sonradan ayarlardan fareyi hızlandırdığınızda fare hızında ve tepkimesinde, şöyle uzaktan da göstereyim size, herhangi bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Sadece böyle değişik gelecek noktalardan bahsetmek istiyorum size. Bilgisayardaki şu kısımda herhangi bir tık hissi yok. Yani buraya bastığınızda ekstra bir tık yok ama bu fare tıklıyor tabii ki siz buraya bastığınızda. Bu da önemli bir detay aslında, söylemem lazım. Yani buradaki tık hissi ve tuşlara dokunduğunuzda o işte tuşa dokunma hissini bu bilgisayarda hiçbir şekilde hissedemiyorsunuz. Fakat bunlar kötü şeyler mi derseniz, kesinlikle değil. Bence büyük eksiklikler değil. Bilgisayarın işlemcisinden de biraz bahsetmek istiyorum size. Bilgisayarda i5 işlemci var arkadaşlar. i5 7. nesil bir işlemci kullanılıyor. Şuradan da ayarları açarsam size daha rahat gösterebilirim diye düşünüyorum. Evet. Şöyle geldik. Evet. Gördüğünüz üzere bu tabii ki farklı bir işlemci kullanıyor ama aslında bunda normalde i5 işlemci var. Buradaki sergilenen bilgisayarlarda farklı işlemciler olabiliyor. Genel olarak bilgisayarda böyle tamamen taşınabilir bir cihaz olarak tasarlandığı için tabii ki her zaman bağlı teknolojisinde, bünyesinde bulunduruyor. Şuradan hemen bir sim kart takarak yolunuza devam edebiliyorsunuz. Tabii ki bu alt kısım sadece bununla kalmıyor arkadaşlar. Şurada not almanız için de bir alan var. Ve şurada çok ufak bir detay var. Onu şu şekilde size göstermem lazım. Çok güzel bir parmak izi okuyucu yerleştirmişler buraya. Bu bayağı hoşuma gitti. Bu da yine dümdüz bir camın altında yer alıyor parmak izi okuyucu. Ve herhangi bir, yine bunda böyle tıklama hissi falan yok. Sadece düz duruyor ve camın altında bir adet parmak izi okuyucu yer alıyor. Tabii bilgisayarı şu şekilde terse katladığınızda bakın şöyle bir görüntü oluşuyor ortaya. Şöyle bir görüntü çıkıyor. Çift tarafı ekran oluyor ve eğer isterseniz mesela sadece bu tarafı kullanarak burayı kullanabilirsiniz. Şöyle mesela tıkla dedi zaten. Tıkladım ve sadece burayı kullanmaya başladık. Bu şekilde olduğu zaman bilgisayarın şarjı 9 saate kadar rahat rahat gidiyormuş arkadaşlar ve oldukça da hafif bir aslında bilgisayar. 775 gram bu elime tutmuş olduğum bilgisayar. Ben bayağı beğendim açıkçası. Değişik bir deneyim, değişik bir deneme olmuş. Siz nasıl buldunuz bilgisayarı? Yorumlara yazmayı ve videoyu bolca beğenmeyi unutmayın. Berlin'den yepyeni teknoloji videolarıyla karşınızda olacağız. Hoşça kalın arkadaşlar.